Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümlerimize başlayalım. İlk Türk devletlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip oldukları savunulamaz demiş. Bakalım aynı egemenlik anlayışına sahiptir arkadaşlar. İlk Türk devletlerinden kasıt nedir? İslam öncesi dönemi kapsayan ağırlıklı olarak Orta Asya'da ortaya çıkmış devletler için kullanılmaktadır. Bunlar aynı egemenlik anlayışa sahiptirler. Töre denilen kurallar geçerlidir bu devletlerde. Boy birliği üzerine kurulmuşlardır arkadaşlar. Askeri karaktere sahiptirler. Ancak yöneticilerin kendi aralarında çeşitli sınıflara ayrılmış olması yoktur arkadaşlar. Yöneticiler arasında bir hiyerarşi var mıdır? Vardır. Hiyerarşi Hier bulunmasına rağmen belirgin bir sınıflaşma gözükmez Türk devletlerinde o yüzden cevabımız E şıkkı olmuş oldu bu şekilde. İkiye baktık. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu'da bulunan Divan-ı Saltanat'ın üyelerinden biri değildir demiş. Camedar, Müstevfi, Turaî, Müşrif, arizi vermiş. Baktığımız zaman arkadaşlar Camedar hükümdarın elbisesinden sorumlu saray görevlerinden biriydi. Biliyorsunuz ki Divan-ı Saltanat'ın üyesi değildir. Divan-ı Saltanat'ın üyeleri Müstefi, Duğra'yı, Müşrif ve Aris denge e, bunlardır arkadaşlar. Arz diye de söyleyebiliriz bunu. Divan-ı Saltanat günümüzdeki e, hükümetlerin işlevini görüyordu. E, başında kim vardır? Vezir. Vezir vardı arkadaşlar. E, başında vezirin olduğu bu devlet e, bürolarında çalışanların büyük kısmı Hangi kökenlidir? İran kökenlidir. Burada bakıldığı zaman müstevfi arkadaşlar maliyeden, turayi yazışmalardan, müşrif genel mali denetimden, arz ise askere dönecek maaşlardan sorumluydu. Camedarı açıkladık arkadaşlar. Cametar neydi? Hükümdarın elbisesinden sorumlu saray görevlerinden bir tanesiydi. Divanı saltanatın üyesi değildi. O yüzden cevabımız ne oldu? A şıkkı camedar oldu. 3'e baktık. Erzurum'da kurulan ilk Türk İslam eserleri aşağıdakilerden hangisine aittir demiş. Erzurum'da biliyorsunuz ki 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan'ın direktifiyle Anadolu'da beylikler kurulmuş olacaktı. Erzurum'da kurulan beyliğimiz hangisiydi? Saltuklar arkadaşlar. Saltuklar Erzurum ve civarında kuruluyor. Ve Erzurum'da kurulan ilk Türk İslam eserleri de Saltuklu beyine, e, Beyliğine aittir. E, nelerdir bunlar? Tepsi Minare, e, arkadaşlar Ulu Cami, Üç kümbetler, Mama Hatun Türbesi bunlar e, Saltuklu Beyliğine aittir. Burada cevabımız B şıkkı oldu. Dörde baktık. Osmanlı Beyliğinin Rumeli'ye geçmesi ve orada kalıcı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar Osmanlı biliyorsunuz buradan buralara kadar aldı. İlk başta Rumeli'ye geçmesi biliyorsunuz Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla. Rumeli kesimi bu taraf arkadaşlar. Rumeli'ye geçmesi orada kalıcı olmasında ilk olarak Karesi donanmasının Osmanlı'ya katılması biliyorsunuz Balıkesir civarında kurulan Karesi Oğulları Beyliği. Orhan Bey zamanında ne yapılacak? Osmanlı'ya dahil edilmiş olacak. Karesi donanmasının Osmanlı'ya katılması Rumeli'ye geçişte etkilidir. Ve Karesi oğullarındaki ordu komutanları arkadaşlar, onlar da Osmanlı'ya geçiyor ve birçok başarılı işler yapacaktır. Fazıl Bey, arkadaşlar, Hacı İlbey, Evrenos Gazi bunlar Karesi oğullarından Osmanlı'ya geçen komutanlar arasındadır. Bizans'ın taht kavgaları içinde olması bu dönemde biliyorsunuz Kantakuzen ne yapacak? Orhan Gazi'den yardım isteyecek ve Çimpe Kalesi'ni ne yapacak? Osmanlı'ya verecek ve Rumeli'ye geçişte ilk toprağımız olacak. Rumeli'de güçlü bir devletin olmaması o dönemde arkadaşlar Osmanlı Beyliği'nin Rumeli'ye geçmesinde etkilidir ve orada kalıcı olmasını sağlar. Rumeli'de alınan yerlere Türklerin yerleştirilmesi İskan politikası uygulanıyor. İskan politikası uygulanırsa orada ne olursunuz? Kalıcı olursunuz arkadaşlar. Karaman Beyliği'nin Osmanlı'ya destek olması gibi bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. O yüzden cevap ne olacak? E şıkkı olmuş olacak. Soru 5'e geldik. Bakalım ne soruyor? Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin elden çıkmasıyla Anadolu'ya ilk büyük güçün başladığı savunulabilir demiş. Kırım, Balkanlar, Belgrad, Kıbrıs, Girit. Bakıldığı zaman Osmanlı'nın askeri yenilgiler almasıyla ne yapacak? Tersine göç başlamış olacak. Bu göçlerin ilk büyük dalgası ise Kırım'dan Anadolu'ya yapılmıştır. Kırım'ın Rusların eline geçmesi üzerine 800 bine yakın Müslüman Anadolu'ya göç etmiştir. Bu durumda göçler Kurtuluş Savaşı'nın sonlarına kadar sürüyor arkadaşlar böylece Anadolu'da Türk nüfusu çoğalmış oluyor. İlk büyük göç Kırım'ın arkadaşlar Osmanlı'dan Osmanlı elinden çıkmış olmasıyla birlikte olacak. 6'ya geldik. Aşağıdaki divan Hümayun üyelerinden hangisi Seyfiye sınıfından değildir demiş. Seyfiye neydi? Başında Vezir-i Azam'ın bulunduğu bu sınıf idare ve orduyu yönetiyordu. Bakıldığı zaman Vezir-i Azam, Vezirler, Kaptanı Derya, Yeniçeri Ağası bunlar Seyfiye sınıfı içerisinde yer almaktadır. Ancak nişancı arkadaşlar e, nerede yer alıyorduk? Kalemiye sınıfında. Kalemiye sınıfında biliyorsunuz maliye ve resmi yazışmalar yönetiliyor. Nişancı Kalemiye sınıfındadır. Cevabımız burada ne olacak? E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde Biraz yaklaştıralım şöyle. Osmanlı devletinde kişiler aşağıdakilerden hangisinin onayıyla sınıf değiştirebilirdi demiş. Vezir-i azam, şeyhülislam, sultan, müftü, lonca. Burada bakıldığı zaman bu soru kolay. Neden kolay? Arkadaşlar burada ışıklara baktığımızda zaten direkt gözümüze ne çarpıyor? Sultan çarpıyor. Osmanlı'da askeri sınıf denilen memurların hepsi padişahın berat denilen onayı ile atanıyordu. E atananların atandığı sınıf e, sınıfta belirgindi o dönemde. E, bir kişinin sınıf değiştirmesi ancak padişahın onayı ile mümkün oluyordu arkadaşlar. Mesela e, medrese kökenli olan bir kişi seyfi sınıfının başına geçebiliyordu. E padişahın onayı olursa. E, burada cevabımız sultan yani padişah olmuş olacak. 8'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde uygulanan dillik sisteminin bir özelliği değildir demiş. Bakalım. Dillik sahibi kanunla belirtilen vergileri toplama hakkına sahipti. Doğrudur. Dillik sahibi köylüyü yargılayamazdı hiçbir şekilde. Arkadaşlar bu da doğru. Dillik sahibi devlete asker yetiştirmek zorundaydı. E, bu da doğru. Arkadaşlar. Köylü işlediği araziyi satabilirdi. Bilgisi yanlıştır. E, burada bakıldığı zaman köylü iş, e, işlediği araziyi satabilirdi bilgisi yanlış. Ne yapabilirdi? Miras bırake, bırakabilirdi arkadaşlar. Miras bırakabiliyor ancak satamıyor hiçbir şekilde. Cevabımız burada değişik olacak. Köylü arazinin işletme hakkını miras bırakabilirdi. E şıkkında da yer aldığı gibi. Burada bu da doğru. Cevabımız burada değişik olmuş oldu. 9'a geldik. Ne diyor? Osmanlı Devleti'nde Gazi Osman Paşa, Ahmet Muhtar Paşa ve Nene Hatun'un destansı savunmaları aşağıdaki savaşlardan hangisinde yaşanmıştır diyor. E bu savaşlar biliyorsunuz 1877 78 Osmanlı-Rus Savaşı dediğimiz nedir? 93 Harbi arkadaşlar. 93 Harbi'nde biliyorsunuz Ruslar iki koldan saldıracak. Kafkaslar üzerinden ve Balkanlar üzerinden. Arkadaşlar Plevne'de biliyorsunuz Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa burada inanılmaz savunma yapacaktır. Bakıldığı zaman arkadaşlar daha sonra esir alınıyor. Öyle güzel davranıyor ki Ruslar arkadaşlar. Yani tebrik ediyorlar artık Gazi Osman Paşa'yı. Bu kadar güzel savunduğu için Plevne'yi. Ve Kafkaslardan da biliyorsunuz Ruslar yine saldırıyor 93 Harbi'nde. Ahmet Muhtar Paşa ve Nene Hatun Kafkaslardan Doğu üzerinden arkadaşlar savunmuştur. Osmanlı'yı. burada hangi savaşı soruyor bize 93 Harbi'ni soruyor. Bunun sonucunda da biliyorsunuz ilk başta Ayasofya Anlaşması imzalanıyor. Yürürlüğe girmiyor. Daha sonra 1878 Berlin Anlaşması ile birlikte bu savaşın sonucunda Berlin Anlaşması imzalanmış oluyor. Ve Sırbistan Karadağ Romanya ne olacak? Bağımsız olmuş olacak bu anlaşmayla birlikte. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı'da batı mimari tarzıyla inşa edilen ilk büyük eser aşağıdakilerden hangisidir demiş. Batı tarzıyla arkadaşlar inşa edilen ilk büyük eserimiz nedir? Nuru Osmaniye Cami. 3. Osman döneminde tamamlanıyor. 1. Mahmut tarafından yaptırılıyor aslında. Ee, uzun sürüyor. 3. Osman döneminde tamamlanıyor. 1755 tarihinde. Bu eserimiz Nuru Osmaniye Cami'dir. Cevabımız burada A olacak. 11'e geldik. Osmanlı Devleti'nde batıdan gelen yabancı uzmanlar öncelikle aşağıdaki alanlardan hangisinde görevlendirilmişlerdi? Arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı e, ilk başta e, asker sıkıntısı. E, askeriye bozuluyor arkadaşlar Yeniçeri ocağından dolayı. E, bu durumun etkisi biliyorsunuz nerede görülecek? Karlofça'da büyük bir e, hüsrana uğruyoruz. E, Avrupa'ya karşı üstünlüğü kaybediyoruz e, Karlofça Antlaşması ile birlikte. Daha sonrasında e, Avrupalı yabancı uzmanlardan yaralanma süreci yavaşsa olsa o zaman başlayacak. E, Lale Devri'nde bazı yabancılara çeşitli alanlarla ilgili raporlar hazırlatıyor. E, i̇lk yabancı uzmanlardan biri de biliyorsunuz Conte Boneval. Müslüman olduktan sonraki adı e, Humbaracı Ahmet Paşa. Humbarahaneyi düzenliyor arkadaşlar yeniden. Subaylara matematik öğretmek üzere hendesane sahne açılıyor. Yabancı uzmanların arkadaşlar ilklerinden olan bir diğer ismimiz kimdi? Barundo Tots. Yine askeri alanla ilgili olarak görevlendiriliyor. O zaman Müslüman olma şartı kaldırılmış oluyor arkadaşlar. Bakın Humbaracı Ahmet Paşa'da yani Conte Bonneville'de Müslüman olma şartı vardı. Ancak Barında tot Müslüman olmuyor. O şart kaldırılmış oluyor o dönemde. Burada bakıldığı zaman yabancı uzmanlar öncelikle askeri alanı düzeltmek için görevlendirilmişlerdi. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. 12'ye geldik. Aşağıdakilerden hangisi tanzimat fermanının dayandığı esaslardan biri değildir? Demiş. Mülkiyet, sanat, yargı, vergi, askerlik. Tanzimat fermanının başıca esasları nelerdi? Ee, Osmanlı vatandaşlarının tümünü kapsaması vardı. Yeni yasaların yapılması sözü vardı. E, askerliği vata, e, vatan görevi olarak tanımlanması vardı arkadaşlar. Askerlik vardı. Açık yargılama hakkı getiriliyordu yargı. E, vergilerine e, vergilerin gelire göre ve eşitlik ilkesine göre toplanması sağlanıyordu. Can ve mal güvenliği arkadaşlar sağlanıyordu. E, mülkiyet hakkı e, getiriyordu tanzimat fermanı ancak sanatta alakalı bir esas yoktur. Cevabımız burada. B şıkkı olmuş oldu. 13'e geldik. Osmanlı Devleti'nin 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan katkısı olmuştur diyor. 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde arkadaşlar gizli ve silahlı eylem yapabilen bir örgüt olan İttihat ve Terakki Cemiyeti bu dönemde 2. meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olacaktır. E bu cemiyet biliyorsunuz Makedonya'da e, askerlerin de katıldığı bir isyan çıkarıyor. Ve bu isyanın bastırılmaması üzerine padişah 2. Abdülhamit e, yeniden meşrutiyeti ilan etmek durumunda kalıyor. O yüzden cevabımız burada A şıkkı İttihat ve Terakki Cemiyeti olmuş olacak. Birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde Genç Osmanlılar etkili oluyordu. Bunlar daha çok gazeteci, aydın ve üst düzey bürokratlardı. Ancak ikinci meşrutiyette İttihat Terakki Cemiyeti etkili olmuştur. 14'e geçtik. Bakalım sorumuz neymiş? Mondros ateşkesinden sonra İstanbul'da Esat, Esat Paşa öncülüğünde kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Esat Paşa dediği Doktor Esat Işık arkadaşlar bilindiği üzere Doktor Esat Işık e, neyi kuruyordu? Milli Kongre'yi kuruyordu arkadaşlar. Milli Kongre e, Kuvay Milliye'den ilk söz eden kongreydi. Milli Kongre e, Doktor Esat Işık öncülüğünde kurulduğunda unutmayalım. Cevabımız burada değişik olmuş olacak. 15'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra ortaya çıkmıştır diyor. Bakalım Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Misak-ı Milli, Sivas Kongresi Amasya görüşmesini vermiş. Ee, bakıldığı zaman milli mücadelenin hazırlık döneminde meydana gelen gelişmelerin kronolojik sıralaması şu şekilde. Ee, bakıldığı zaman Amasya Genelgesi ile başlayan gelişmeler Misak-ı Milli ile sonuçlanacak. Misak-ı Milli'den sonra ise 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi başlayacak arkadaşlar. Burada ilk başta biliyorsunuz Amasya görüşmesi. Amasya genelgesi. İlk başta şöyle bir kronoloji yapalım sizinle. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor 1919'da. Oradan Havza'ya geçiyor. Havza genelgesini yayınlıyor. Ve Atatürk Amasya'ya geliyor arkadaşlar. Amasya Genelgesi yayınlanıyor ilk olarak. Bu ışıklardan ortaya çıkarak ilk olarak Amasya Genelgesi. Daha sonra Erzurum Kongresi arkadaşlar. Daha sonra Sivas Kongresi. Daha sonra Amasya Görüşmesi. Ve en son olarak nedir arkadaşlar? Misak-ı Millî gerçekleşmiş olacak. Burada cevabımız nedir? C şıkkı. Olmuş oldu. 16'ya geldik. Sivas Kongresi aşağıdakilerden hangisinin aldığı karar, kararları bazı değişiklik ve ilavelerle kabul etmiştir diyor. Sivas Kongresi arkadaşlar e, Erzurum Kongresi'nde alınan kararları topluca kabul ediyor. Ve bazı değişiklikler ve ilaveler yapıyor. Burada cevabımız şıkkı Erzurum Kongresi olacak. 17'ye geldik. Yukarıdakilerden hangilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkinliğini artırdığı savunulabilir demiş. Güçler Birliği ilkesine göre çalışması, hayaneti vataniye yasasını çıkarması, istiklal mahkemelerini kurmasını demiş. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önündeki en büyük sorunlarından biri, otoritesini süratle ülkeye yayma yöntemlerini bulup uygulamak olmuştur arkadaşlar. Bu nedenle Güçler Birliği ilkesi ona bu fırsatı Vermiş böylece karar alma ve uygulama süreçleri kısalmış oluyor güçler birliği ilkesiyle. Aynı şekilde merkezi otoriteyi oluşturmak için vatana ihanet yasası dediğimiz hayaleti vataniye yasasını çıkarması ve olağanüstü yargı gücü olan istiklal mahkemeleri de bunlar bu üçü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkinliğini artıracaktır. Cevap bu. o yüzden e şıkkı olmuş oldu. 18'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi birinci İnönü zaferinin sonuçlar arasında yer almamıştır diyor. Birinci İnönü zaferinin sonucunda anayasal düzene geçilmiş oluyor arkadaşlar. Teşkilat Esasiye kanunu kabul ediliyordu biliyorsunuz. Londra konferansı toplanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Bekir Sami Bey temsil etmiştir. İstiklal Marşı kabul ediliyor. 12 Mart 1925 senesinde Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı kabul ediliyor. Fransa ile bu dönemde anlaşma yapıyor muyuz? Hayır yapmıyoruz. Fransa ile Sakarya zaferinin sonucunda arkadaşlar Sakarya savaşının sonucunda yapacağız Ankara anlaşmasını. Birinci Nur zaferinde Fransa ile anlaşma yapmıyoruz. Moskova anlaşması yapılıyor Ruslarla arkadaşlar. Burada cevabımız değişik olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Bakalım sorumuz neymiş? İstanbul hükümeti Sadrazamı Tevfik Paşa "Ben sözü Türk milletinin esas temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi baş delegesine bırakıyorum sözünü. Aşağıdakilerden hangisini toplaması sırasında söylemiştir?" diyor. Evet, Daha önce bahsettik 1. İnönü Zaferi'ni. 1. İnönü Zaferi'nin etkisiyle toplanan Londra Konferansı'nda arkadaşlar Tevfik Paşa bu sözü söylüyor ve sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başdelegesi yani Bekir Sami, Sami Bey'e bırakmış oluyor Londra konferansında. Cevabımız B oldu. Tevfik Paşa'yı o yüzden unutmayın arkadaşlar. Bu sözü kim söylemiş? Önemlidir. Tevfik Paşa söylüyor. 20'ye geldik. Yukarıdaki kararlardan hangileri Mudanya Teşkes Anlaşması'nın kapsamında yer almıştır diyor. İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde bırakılacağı Kesin barış sağlanıncaya kadar işgal güçlerinin İstanbul'da kalmaya devam edecekleri, Trakya'da 8 bin Türk jandarmasının bulunacağı. Soruda yer alan 3 karar da e, Mudanya anlaşması Antlaşması e, kapsamındadır. E, yeri gelmişken e, şu uyarıyı da yapalım. İstanbul'un yönetimi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Buraya e, Refet Paşa vali olarak atanmıştır biliyorsunuz. Trakya Yüksek Komiseri olarak. Ancak Boğazlar yine işgal altında tutulmaya devam ediyor. Yani İstanbul'un karası Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimine bırakılıyor. Arkadaşlar öte yandan işgal güçleri bir barış anlaşmasına kadar İstanbul'a kalmaya devam edeceklerdir. Ve Trakya'da 8 bin Türk jandarması da bulundurulacaktır. Burada 3 durumda Mudanya ile ilgilidir. Mudanya'ya biliyorsunuz İsmet İnönü katılıyor. 21'e geldik. Kurtuluş Savaşı yıllarında sırasıyla onbaşı, çavuş, başçavuş rütbeleriyle orduda hizmet etmiş, yaşadıklarını bir eserde toplamış olan edebiyatçı kimdir arkadaşlar? Halide Edip adı vardır. Cevabımız burada değişik kı. Halide Edip olmuş olacak. 2.923'te Türkiye'de yaşanan hükümet bunalımı aşağıdakilerden hangisiyle sona erdirilmiştir diyor. Hükümet bunalımı arkadaşlar saltanatın kaldırılmasından sonra yeni devlet adına içeride ve dışarıda arkadaşlar iki önemli gelişme yaşanıyor. Dıştaki gelişme Lozan Konferansı, içteki gelişme 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendini fes edip yeni seçimlere gitmesidir. Bu noktada 2023'te Türkiye'de yaşanan hükümet bunalımı Cumhuriyet'in ilanıyla 29 Ekim 1923'te sona ermiş olacak. Burada o yüzden cevabımız B şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi siyasi inkılaplar arasında gösterilemez diyor. Siyasi inkılaplar arasında saltıratın kaldırılması gösterilir. Cumhuriyetin ilanı gösterilir. Meclisin çıkarılması gösterilir. Soyadı yasasının çıkarılması gösterilemez. Soyadı yasası. Arkadaşlar bunlar sosyal alanda yapılan inkılaplardır. Halifeliğin kaldırılması yine gösterilir. Bize siyasi inkılapları soruyor. Değişikliği soyadı yasasının çıkalması olmaz arkadaşlar toplumsal sosyal alanda yapılan inkılaptır. o yüzden cevabımız değişiklik oldu bir diğer sorumuza bakalım Lozan'da aleyhimize çözülen konulardan hangileri daha sonra lehimize çözülmüştür Lozan'da biliyorsunuz ki Boğazlar ve Hatay ilk başta aleyhimize Boğazlar 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesiyle biliyorsunuz arkadaşlar e, ne olacak? Nozanda e, komisyon kurulacak e, bu komisyonun başında Türk vardı evet ancak Montreux Boğazlar Sözleşmesiyle bu komisyon tamamen kaldırılıp Boğazlar tamamen Türkiye'ye ait oldu Hatay konusu ise arkadaşlar bu dönemde e, sınırlarımız dışında kalıyordu biliyorsunuz e, Fransa ile yaptığımız Ankara Anlaşması sonucu Fransa mandasında yer alan Suriye bırakılıyordu Hatay. Daha sonra 1939 senesinde ne olacak çözülmüş olacak Hatay meselesi. Musul'la ilgili Musul konusu Lozan'da çözülmemiş arkadaşlar. Sorun ertelenmiştir. Bilindiği gibi bu durum aleyhimize çözülmüştür. Bakıldığı zaman Boğazlar Hatay ilk başta aleyhimize daha sonra lehimize arkadaşlar. Ancak Musul iki durumda da aleyhimize. O yüzden cevap ne olacak? 1 ve 2 olmuş oldu. 25'e geldik. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nın muhtemel zararlarına karşı tedbirlerden hangisini aldı? Savunlamaz demiş. Türkiye savaşa girmiyor ancak savaşın en sonunda giriyor göstermelik. Birleşmiş Milletler'e girebilmek adına doğrudan savaşa girmiyoruz. Ancak birçok Tedbir alıyoruz bu noktada. Ekmeği karneye bağlıyoruz. Karartma uyguluyoruz. Gece ani bir saldırı olursa diye arkadaşlar ışıklar kapatılıyor. Yeni vergiler koyu, koyuluyor bu dönemde. Vallık e, vergisi arkadaşlar e, atılacağınız üzere. Boğazları savaş gemilerine kapatıyor Türkiye. Almanya ile ihracatı artırmıyor arkadaşlar. Almanya ve İtalya yayılmacı. E, bu dönemde savaşın başlarında Almanya'ya büyük miktarda krom... Satan Türkiye baskılar üzerine bu ihracatı arkadaşlar art, artırmamış. Tam tersini azaltmıştır. O yüzden cevap E şıkkı olmuş oldu. 26'ya geldik. Türklerin Sovyet Rusya'ya karşı Türkistan'da başlattıkları ayaklanma hangisidir? Türklerin arkadaşlar başlattıkları bu ayaklanma nedir? Basmacı hareketidir. Basmacı hareketinde biliyorsunuz Enver Paşa'da 1922 senesinde şehit düşecektir. Burada cevabımız... C şıkkı basmacı harekatı olmuş oldu. Son sorumuza geldik denememizin. Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi karşılığında üye olduğu uluslararası örgüt hangisidir demiş. Türkiye Kuzey Atlantik Paktı dediğimiz NATO'ya arkadaşlar üye olabilmek adına Kore'ye asker gönderiyoruz ve sonucunda NATO'ya giriyoruz. Burada cevabımız NATO olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Ee, umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.